Sen hızını alamadın gördüğüm kadarıyla. Evet. Yani gecenin bu ilerleyen saatinde vitamin almadan proteinle hidrokarbonla ayakta... Üf, kültüre bakar mısın lütfen? Kültür başka şey tabii. Kültür fark ediyor. Vitamin geldi. Gerçek vitamin mi geldi? Gerçek vitamin geldi. Yani şimdi her türlü polemiği açız. Önce alışıldığı üzere ben sayın muhtarımıza kabul ettirmek kaydı şartıyla şu yüz görümlüğünü bir alayım diyorum. Burası deli dumrul. Kestik bir köprü başını. Çıkan pişman, çıkmayan bin pişman. Dolu dizgine. Evet, şimdi sıradan anlatıyorsun özelliklerini. Şuradan başlıyorum. Bu mont, burada görmüş olduğunuz montu alana yanında bir de tarak veriyorum. Şampuan. Bu montu ilk konserimde giydim. O yüzden özel bir anısı var. Ayrıca kendime çok severek aldığım bir mont. Ve uzun bir aradan sonra ilk kez alışverişe çıkıp kendi başıma hür irademle aldığım bir montu. O yüzden çok seviyorum. Peki bu montu biz tabii alacağız muhtar beğenirse. Muhtar beğenirse alamıyor zaten. 21 Haziran Bursa konserinde giyecek misin sen de bunu? Seve seve. Vallahi 21 Haziran'a gelecekse güzel. Güzel. Montum güzeldir. Efendim bu gördüğünüz gömlekten geçici bir süre ayrılıyorum. 21 Haziran'da tekrar görüşeceğiz kendisiyle. Ben de bunu hür irademle tek başıma aldım. İlk konserde giyecektim, unuttum. Ama ilk video klibinde giydim bunu. İlk video klibinde giydim. Öyle bir anısı var. Nasıl muhtar, ben mikrofonu biraz muhtar. Arkadaş yalan yapıyor gibime geliyor. Bak boyuna bak, gömleğe bak. Barış Bey. Zaten yalan o yüzden kesinlikle oluyor bana aslında. Oluyor mu? Evet. Hadi inandık, kabul ettik. Yani muhtarın ifadesine göre o gömlek sana iki numara dar zaten. 21'inde göreceğiz. 21'inde göreceğiz. Hadi inşallah. Ha, o bakımdan kabul etsin. Ettiği ki ben lütfen devam ediyorum. Bu ceket kayınvalidemden bana hediye olduğu için ilk hediye. Onun için seve seve veriyorum. Özür diliyorum kayınvalidemden. Çok şimdi kayınvalidelerimizin başımızın tacı olduğunu ifade etmekte. Evet. Evet. Yani öyle bir durum yok, söz konusu yok. Kayınvalidenin ceketini verdiğine göre çok üzülerek ayrılıyorsun. Çok. Çok belli oluyor. Ağlamak üzereyim yani. Muhtar Bey'e. Şarkı okuturum. Muhtar Bey inşallah kabul edersiniz. Kayınvalidesinden kurtulmak için veriyor galiba Barış Bey. Allah korusun, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ya, isterseniz ben kendim helalından vereyim. Helalından değil mi? Helalından. Oldu o zaman. Tamam. Bunu anneannem ördü. Çok üzülüyorum. Şey. Ne olur bir daha bir heyecanlı söyle bunu. Anneannem ördü. Yani zorla. Ördüler. Evet. Şimdi zorla mı ördü, zorla mı veriyorsun? Şimdi zorla da vermiyorum da ben aslında biraz... Hani şey var, kaşıntı yapıyor. O yüzden zorla giydirdiler ama ben giymedim. Hür irademle yap. Devam et. Devam edeyim. Şimdi kabul bu da herhalde musunuz? Arkadaşlarımla beraber 21 Haziran'a Şevketiye Festivali'ne gelme söz veriyor herhalde. Tabii. Ben efendim. Ben orada sizlere daha ince böyle fıldır fıldır şeyler giydireceğim. Fıldır fıldır. Teşekkür ederim. Şimdi vitamin orada yerini alıyor. Ben de karşıya geçiyorum. APT masamıza. Kocaman yazıyor işte. APT. Daha kuvvetli. Ayıkla pirincin taşını. Ayıkla pirincin taşını. Niye? Şimdi bu masanın işlevi özellikle coğrafi engeller nedeniyle bize ulaşamayan çok değerli izleyicilerimizin mektuplarını okumak, işte bazı dokundukları sivri konulara çare bulmaya çalışmak, cevap vermek ve bir tartışma ortamı açmak. Ancak bugün ayrı bir nedenden konu girmek istiyoruz. Karşımızda, ağır masamızda
grup vitamin var. Şimdi müziğimizin adını koyabiliyor muyuz? Biz Türkçe sözlü garip müzik diyoruz buna. Kendi aramızda. Aslında baya farklı bir tür. Çünkü dışarıda da rap yaptığında insanlar komik sözler kullanmıyorlar. Yani mizahi olgu yok parçalarında çoğunlukla. Bizimki yeni bir şey oldu. Yani ilk oldu. Tarz, biz öyle söylüyoruz. Herkes istediğini düşünebilir tabii. Bir şey daha eklemek istiyorum. Yani bizim yapmış olduğumuz müzik komik müzik de değil. Bütün parçaların muhakkak altında bir sosyal içerik var. Yani muhakkak bir şeyi tiye alıyoruz. Muhakkak bir şey bir var. Bir şeyin gülmece tarafını ağırlaştırıyorsunuz. Tabii. Mizahi ağırlık yapıyorsunuz. Şimdi bir kere içimizde vitaminin müziğine kayıtsız kalan kişi var mı? Kaldırabilir miyim? Ya ben ilgilenmiyorum, dinlemedim, duymadım diyecek kimse var mı içimizde? Olabilir. Bir, iki, 300'de 3 kişi pek az. %3 çok az. Daha evvel dinlemiş olanlar var mı? Daha önce yani vitamin dinlemiş olan var mı? Oo. İyi. 300'de 297 kazandınız çocuklar. Partiyi kazandınız. Evet, harika. Şimdi Türkçe sözü garip müzik dediniz. Ben tamam öyle diyorsanız öyledir. Bir kere bir tekno müzik değil mi? Fonda bir bilgisayar müziği. Tabii. Başlangıçta tekno. Altyapı tekno. Nasıl? Altyapı tekno. Tekno. Evet. Üst yapı? Garip. Garip. Tekno garip. Biraz macun üst yapı aslında. Biraz macun. Evet. Tekno garip macun. Severek yaptınız ortada. Hı? Evet. Büyük bir zevkle ve eğlenerek yapıyoruz. Evet. Eğleniyorsunuz değil mi? Hem de çok eğleniyoruz. Orada kayıtta mı çıkıyor sözler yoksa daha bir hazırlık var mı? Şimdi aslında Gökhan bu konuda şey. Gökhan yazıyor getiriyor. Bizler dinliyoruz. Orada mesela asıl konuyu biliyoruz. Konunun üstüne mesela bizler de bir şeyler ekliyoruz. Aniden birdenbire çıkıyor. Espriler oturuyor. Hı-hı. Gökhan onları ayıklıyor. Gökhan anlatsın istersen. Kayıtlar başlayana kadar böyle kayıt başladıktan sonra ilk pilot kayıtları dinlerken hepimizin aklına muhakkak yeni bir şeyler geliyor. Evet. Sürekli ekliyoruz. Hatta kaset çıktıktan sonra bile keşke şunu da yapsaydık dediğimiz oluyor. Ama bazen. O hepimizde var. O değil mi? Muhakkak. Yani şurada gördüğünüz abiler hayatlarının son 25 yılını stüdyolarda geçirdiler ve biz hala çıktığımızda hayalde eksik yaptık, yanlış yaptık, şöyle yapmasaydık diyoruz. Onu demeye devam ettiği fayda var. Yalnız bu çok mu zorlanıyorsunuz Abuzer gibi, Hasene gibi isimleri bulurken şarkılarınızda? Şimdi konuşana bak diyeceksin. Konuşana bak. Bende de var. Osmanlar var, Dürüyeler var. Ha, ben de epey zorlanıyorum da. Şimdi bu Abuzer. Şimdi İsmail var. İsmail'i biliyorum. İsmail'i cümle alem biliyor. Şu anda İsmail'i benim yolladığım kasetler sayesinde Avrupalı gençler dinliyor. Ben çünkü itiraf edeyim. Sizin kasete çıkınca o satan 10 tane var ya ben alıyorum ondan. İlk 10 tane. Ben alıyorum. Sonrasını izleyici alıyor. 10 tane ben alıp birkaç yere yolluyorum. Şu anda İsmail için size teklif gelebilir. Hatta daha ilginci o dünya turu. Benim en dikkatimi çeken o. Bu akşam dünya turunu hatırım için. İnşallah. Hatırım için. Bizim de favorimiz o zaten. O kadar masraf ettik program çekmek için artık hatırım için. O kadar olacaktı. Biz de büyük masrafa gidiyor muhtemelen bayağı masrafa girdiler. Evet. Dünya turunu söylesinler bugün. Biz kırmayalım sizi. Evet. Ya ne kadar âli cenapsınız efendim. Abuzer de tabii inşallah. Bir bayan kardeşim diyor ki. Evet. Ben öncelikle bayramlarını kutluyorum. Ve niçin vitamin diyorum? Şimdi grubun adının vitamin olması şordan kaynaklandı. İlk kasetin ismi Bol Vitamin'di. Kaset ismiydi. Grup adı falan yoktu henüz ortada. Yani hatta ilk konserimize çıkacağız. Emrah'ın o verdiği ceketi giydiği konserde. Ne diye tanıtalım sizi dediler. Biz vitamin diye ilan astık dediler. Peki siz bilirsiniz dedik. Yani ismi dinleyenler taktı. Grup vitamin olarak kaldı. Biz de beğendik. Devam ediyoruz. Yani değiştirmeyi düşünür müsünüz Gökhan? Hayır. Yok öyle bir net yok. Vitamin diye hatta kalabilir. Öyle bir teklif geldi. Geçen sene bu vitamin enflasyondan sonra işte dediler ki vitamin kaseti çıkarsanız bile satmayacak. Onun için başka bir şey koyun. Mesela Daltonlar koyun. Grup Daltonlar. Ben avaren oluyorum. Yok, gerçekten bu. Bunu samimi söylüyorum. Anladım. Ondan sonra biz ısrar ettik. Vitamin olarak kaldık. Hatta diğer arkadaşlarımız isimlerini değiştirdiler. Evet onlar yani. Değiştirdiler. Bir kardeşim diyor ki. Ben size soracaktım. Şimdi vitamin, Ufuk Dercan beraber doğdunuz mesela. Şimdi onlar ayrıldı sizden. Onların yaptığı işlere karşı bir ilgi duyuyor musunuz? Şu anda onlar da gazete çıkardı.
aranızda yani bir zıtlık mı var yoksa iyi misiniz aranız? Şimdi zıtlık diye bir şey söz konusu olamaz. Gruplar ayrılmış olabilir ve yapmış oldukları müzikleri de ben ayrıca kendi şahsım adına ve grubum adına biz beğenerek dinliyoruz. Yapmış oldukları birkaç tane parça var. Vitamin kasetinde. Ben bayağı yani zevk alarak dinliyorum. Şimdi tabii sen ekran karşısında haklı olarak böyle konuşuyorsun. Tabii sonra. Arkadaşım sormak istediği şey şu. Bir tenha sokakta akşam saat 8'den sonra karşı karşıya gelseniz. Emrah geldi. Ben öyle anladım. Şimdi benim ilginç bir anım var o konuda. Evet. İsim vermeyeyim, reklama giriyor herhalde. Vermeye reklama giriyor. Tabii. Veyahut her reklama giriyor. Bir ara sokaktan yürürken bir araba yanaştı yanıma. Birisi merhaba Emrah dedi. Aradan 1,5 sene falan geçmiş yani bayağı uzun bir müddet. Eğildim, seçemiyorum da içerisi karanlık, ufuk. Nasılsın falan dedi. İyiyim dedim. Nereden böyle? İşten. İşte ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Siz nereye falan. İşte biz de buraya geldik eğlenmeye falan. Aa çok güzel falan filan. Yani aramızda o kadar büyük uçurumlar yok. İyi aramız. Ama kırgınlık da var yani. O kadar tabii, da şey değil. Ufak tefek nüans yani... farkları var. Peki ufuk orada durunca seni arabasına davet etti mi? Gideceğin kadar bırakayım diye. Ben binmemeyi tercih ettim. 4 kişilerdi arabada çünkü. İşte onu zaten arkadaşım onu söylemek istedi. Tenha bir sokakta karşı karşıya gelseniz. Tabii 1'e karşı 4 sen haklı olarak. Yine de bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama korktum şimdi. Yalandır. Bir başka 4x20 dolu dizginde Ufuk Ercan'ı davet ederiz. Bir de onların fikirlerini alırız. 4x21 dolu dizgin gideriz onlara. Hatta bir de ring kurarız buraya. Tamam. 2 hafta sonra da hep beraber burada oluşu veririz. Ben diyorum ki söyleşinin burasında küçük bir ara verelim. Çok kısa bir ara verelim. Dinleyelim vitamini. Daha sonra söyleşi devam edelim diyorum. Ne dersiniz?
Yorulmuş gibi haliniz var. Şimdi bir kardeşim diyor ki, oradan bir bayan kardeşim. Vitamin grubundaki arkadaşlar oldukça esprili ve yetenekli arkadaşlar. Az önce belirttiler de kantinde işte oturduğumuz esprilerden parçaları çıkarıyoruz. İşte o tileri parça yapıyoruz diye. Şimdi benim sormak istediğim şu an için çok güzel. Yalnız yaş ilerleyince ne bileyim bu birliktelik sürdüğü sürece 35-40 yaşına gelince aynı türde mi devam edeceksiniz yoksa daha böyleden değişiklikler olacak mı türünüzde? Şimdi yine böyle tiğ mi gidecek? Biz bu işe başlarken kendimize örnek aldığımız birkaç abimiz vardı. Bunlardan bir tanesi Barış abimizdi. Şimdi Barış abi çizgisini pek değiştirmedi. Yine bugün aynı parçalar yapmaya devam ediyor ve bizler severek dinliyoruz bunları. Onun için belki bizler de Barış abi gibi olmak istiyoruz. İnşallah. Ben de yeni öğrendim. Ben de yeni öğrendim. Kars dolayı öyleymiş. Bir konu fazla uzadı mı? Ay sağ ol. Denilmiş. Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani her gün bir şey öğreniyoruz. Yaş ortalaması kaç? Yaş 22, 23. Ortalama. Evet. Siz tabii Sertaç'a bakarak sordunuz bunu. Şimdi hayır, o şey oturmuş delikanlı, bıyıklı falan da onun için yani. Benim yaşım 23. Ama bir delikanlı bıyıklara güvenmeyin dedi. Grupta en büyük benim zaten. Tabii onlar yıkanınca çıkıyor. Evlilik, bekarlık oranı nasıl? Ben evliyim. Biz evsiziz. Yatacak yerimiz yok inan abi. İki kasete rağmen. Bir evli, üç evsiz. Evet. Problem. Buyurun. Barış abi ben önce şimdiye kadar hiç dile getirilmeyen bir şey dile getirmek istiyorum. Burada hep birbirimizle bayramlaştık. Bu arada Kafkasya'da, Bosna Hersek'te ve dünyanın her yerinde pek çok Müslüman kardeşimiz var. Ben de buradan duysalar da duymasalar da hepsinin bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Benim sorum grup üyelerinin tümü ne olacak? Acaba espri gücünüz mü çok evrensel yoksa parçalar bu kadar tutulduğuna göre bazı şeyleri dikkate alarak mı bu parçaları oluşturuyorsunuz? Şimdi parçaları seçerken özel bir konu düşünmüyoruz. Yani şu konuda bir parça yapalım olmuyor. Parça bazen bir tek espriden, tek espriden çıkıyor. Bir konuya ister istemez girmiş oluyoruz. Mesela ilk kasetteki ilk parça reklamlar. Onu yazarken işte hiç bana laf söylemeyin diye başladı. Sonra bir reklam metninin bir lafı girdi araya. Ondan sonra parçanın içine ne kadar reklam varsa onları soktuk. Yani televizyon seyrede seyrede Terelelli Pictures bir tipi anlatmaya çalıştık ki o tip bendim. Kendime yazdım o parçayı. Ben çok fazla televizyon seyreden biriyim. Yani özel bir konu, şu konuda bir şey yapalım olmuyor. Ya parçaya giriyoruz ve çıkıyor. Bir de ben bir şey söyleyeyim. Espri kabiliyetinin ya da espri gücünün veya espriyi geliştirmenin dolayısıyla kültürle veya genel kültürle bilgisi olduğuna inanıyorum. Öyle veya böyle. Ve bunun için zannediyorum biraz izlemek ve biraz okumak lazım. Şimdi bir adam olacak çocuk olayım mı Barış abi ben? Yani pek 10 puanım yok ama. Yani tamam gönülden 10 puan tabii. Tabii. Güzel espriler yapabilmek için biraz dünyadan haberdar olun. Yani biraz izleyelim ve okuyalım. Alkış. Bu yani sadece 3-5 kitap okumakla olacak olay değil. Sizin kafanızda galiba 9 tilki aynı anda olacak. Birbirinin kuyruğu öbürünün kuyruğuna değmiyor anladığım kadarıyla. Bu sadece benim tespitim. Çünkü iki kasette de son derece olağan dışı, sıra dışı sözlere geliyorsunuz. Bir tenkidim var kabul ederseniz. Tenkit, o da teknik bir tenkit, teknik bir tespit. Bazı reklam sloganları kullanıyorsunuz programlarınızda. Bence bir bakımdan bir sorun yaratabilir. Özellikle TRT kanallarında olduğu gibi biliyorsunuz reklam sloganları bir şarkı girince şarkı tehlikeye giriyor. Yani şarkının yayınlanması otomatik bir sorun yaratıyor. Çünkü bu da herkesin bildiği bir olay. Bir ürünün adının geçtiği parçaya o ürün çok memnun oluyor da o ürünün rakibi diğer firma hemen sabahın telefona sarılıp
niye bunu yayınladınız diye bir takım makamları merce zor duruma sokuyor. Yani bu akşam yayınladığınız parçanın işte bir tanesi de böyle ürün reklamı varsa ben oraya şılık tüp petti tüp bir elektronik tekno montaj yaparsam bana kızar mısınız? Hayır. Anlaşalım. Orada böyle yapacağız. Siz öyle yapmayın. Ben öyle tüt tüt. 8000 Hz bir tekno montaj yapayım. Ben de son olmadı. Alkışlarınız son kez. Grup Vitamin için. İsmail, sıra sıra sinirler.
İtalya.